Merhaba arkadaşlar. Bugün Cisco Packet Tracer üzerinde NAT uygulaması yapacağız. Uygulamaya geçmeden önce NAT hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. İngilizce isim olarak Network Address Translation. Yani IP'leri dönüştürüyor, NAS dönüştürüyor. Bildiğiniz gibi ağımızda private IP'ler, yani ayrılmış IP'leri kullanıyoruz. Mesela 192.168'e başlayan, 10'la başlayan gibi. Fakat dış dünyaya çıktığımızda global, yani public IP'ler, açık IP'ler kullanıyoruz. Bunu neden kullanıyoruz? Şimdi şöyle düşünün. Bir ağımızda 1000 tane bilgisayar olsun. Her bilgisayar için bir tane public IP lazım dışarı çıkarmak için. Fakat NAT olayında binlerce IP'mizi tek bir global IP'den, public IP'den dışarıya çıkarabiliyoruz. Fakat NAT'ın da çeşitleri var. 4 çeşit arıyoruz. Statik, dinamik, overloading, overlapping. Sanırsam. Bugün statik konusunu anlatacağım. Statik nasıl yapılıyor veya nasıl çalışıyor ondan bahsedeyim. Statik her LAN'da kullandığımız IP için, private IP için bir tane public IP gerekli. Yani burada iki tane bilgisayarım olsa benim dışarıya çıkarmam için iki tane public IP ihtiyacım var. Elle giriyoruz bu bilgiler statik adı üstünde. Fakat bu da tekrar düşündüğümüzde 1000 tane bilgisayarımız olsa bir alanımızda dışarıya çıkarmak için bunların hepsini 1000 tane gerçek IP ihtiyacı var. Ve IP4'te de şu anda bildiğiniz gibi bitmek tükenmek üzere. Yani bu ortada iyice IP bırakmayacak gibi gerçek IP. Dinamik IP olarak da ortada bir havuz oluşturuyoruz. İnternete çıkmak isteyen bilgisayarlar bu havuzda uygun olan public IP'leri alıyor. Şöyle düşünelim mesela. 3 tane bilgisayarımız olsun burada. Ben 2 tane global IP belirttim havuzumda. Üçü birden çıkmaya çalıştığında 2 tanesi dışarıya çıkabilecek, biri alamayacak. Çünkü havuzda 2 tane IP belirttim. Bu da bu şekilde. Overloading de günümüzde kullandığımız NAT çeşididir. Binlerce IP'yi bir tane IP'den dışarı çıkıyoruz. Burada pat olayı da var. Port address translation. Yani bu çıkış IP portu, giriş portu diye düşünün. Yani mesela buradan 1.2 ile buraya geliyor. Bu IP ile çıkıyor. Pat'ta da 0'la 0, şurada gördüğünüz gibi 0'a 0 portu olarak düşünün mesela bunu. Fakat 1.0'dan çıkıyor. Bu da güvenliğimiz için önemli. Öncelikle bilgisayarlarımıza IP adresleri verelim. Uygulamamıza başlayalım. 1.2 1.1. Şimdi router'ımıza verelim. Bacaklarımıza IP verelim. Enable Configure Interface Facet 0'a 0. Şu anda aşağıdaki için yazıyorum. IP adres 1.1. Aşağıdan beri portumu açık hale getiriyorum. Diğerine IP verelim. 3.1 2.1 Shutdown yapalım. Şimdi arkadaşlar burada belirtmemiz lazım. Neyi belirtmemiz lazım? Inside yani içeri, outside dışarı çıkan. Şöyle açayım. Şimdi bu şekilde girelim. Önce FA 00 bacağına girelim. 0'a 0. Burası inside yani iç ağımız oluyor. Onun için IP.NET inside exit. Bu FA 01 bacağımda outside oluyor. Onu da hemen yazalım. Interface FA 01 IP.NET outside oluyor. Outside. Şimdi arkadaşlar IP.NET. Şimdi burada bu IP için hangi global public IP'yi kullanacak onu belirtiyoruz. Insight, search, static hangi IP 192.168 1.2 hangisini kullanacak? 2.2 yani çıkış IP olarak nereye çıkacak? Hangi IP ile çıkacak daha doğrusu? Bu IP ile. Exit diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada işlemleri yapalım. Yine aynı işlemleri. Önce
Kodaklama verelim. Ne bu? Terminal interface resetnet 00'a girelim. IP adres 2. No shutdown diyoruz. Exit interface veya 01'e girelim. IP adres 4.2.5. Shutdown diyoruz. Şimdi burada IP verelim. Buraya da bilgisayar IP'si. Şimdi burada da NAT işlemlerini yaparlar. IP NAT insight search daha sonra static 192.168.2 IP adresin çıkışta bunu kullanacak. Şimdi bacaklara girelim. Insight outside'ı belirtelim. 0'a 1'e giriyorum. IP NAT insight exit 00 fesifleri IP NAT outside. Şurada bir şimdi arkadaşlar şurada bir enteyim. Şimdi arkadaşlar IP NAT pardon show IP NAT translation buradan da hangi IP'nin hangi global IP'ler çıktığını bulabiliriz. Bakın burası statik olarak belirttiğim için burada görünüyor. Şimdi ping atmaya çalışalım. Bilgisayara şu anda ping atamayız. Neden yapamayız? Routing işlemini yapmadık. Ben sadece ping 2 atmaya çalışacağım. Yani şu baca. Gördüğünüz gibi bacağı atıyor. Neden atıyor? Zaten aynı an içinde. NAT yaptık zaten burada. Çıkış olarak bunu kullandığı için bakın ikisi de aynı ağda. Onun için ping gidiyor. Fakat şunu atmaya çalıştığımda pardon ping 2.2 bakın hedef adrese ulaşılamıyor. Ne yapmamız lazım? Routing işlemi yapmamız lazım. Hemen bunu 2 dakikada yapalım. Rip yapacağım ben burada. Router rip. Sağımızdaki solumuzdaki ağlar yazıyoruz. Burası 1.0 ağ. 1.0 sağımızdaki 2.2.0 Evet diyorum. Buraya hemen yapalım. Operator terminal router rip network soldakini yazıyorum. 0 ağ tekrar network nokta 0. Şimdi deneyelim. Bakalım. Gidecek mi? Gördüğünüz gibi 2.2 bilgisayarına ulaşıyoruz. Buradan ulaşalım. Ping 192.168.2. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir sorun yoktur. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İlerleyen derslerde static overloading NAT işlemlerini anlatmaya çalışacağım. Umarım yardımcı olabilirim şimdi. İyi çalışmalar dilerim.